yükselişe geçti. Avax için yeni boğa sezonu başladı mı diye tabii oldukça hani genel ve muhakkak ucu açık diye ifade edebileceğimiz bir haberi karşımızda görüyoruz. Şimdi üzerine şöyle bir konuşacağız. Ve tabii ki genel olarak Avax'ın üzerinde konuşmaya ve Avax'ı değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada beğenip abone olabilirsiniz istiyorsanız bunları hatırlatmış olalım. Ve tabii ki rica ediyorum yani beğenmenizi ve abone olmanızı, böyle bir durum var. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olan herkese diyebilirim. Durum bu şekilde. Aynı zamanda tabii ki kanalın katıl butonu aktiftir. Üye olanlar farklı ayrıcalıklardan yararlanacaktır. Özellikle Telegram üzerinden birebir sohbet gibi belli takım şeyler var. Avantajlı durumlar dediğim gibi var. İstiyorsanız şey yapabilirsiniz yani gerçekleştirebilirsiniz diye altını çizeyim. Mevzu bu şekilde. Katıl butonu tabii kripto borsa ayrı ikisininki de linkleri videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında mevcut. Tıklarsanız zaten doğrudan oraya yönlendirilirsiniz. Mevzu bu. Şimdi bu kısımdan ivlenç yükselişe geçti diyor. Doğrudur. Yani zaten şöyle hemen çok kısa bir giriş yapalım. En son piyasalarda genel olarak bir sarsıntı yaşandı biliyorsunuz. Buranın tabii ki yani ciddi bir alım noktası olduğu ile alakalı hatırlarsanız üstüne konuşmuştuk. Ve bu tabii ki sadece Avax'tan da konuştuk. Hatta yani bayağı uzun uzadıya konuştuk hatta. Bu noktada Avax için de geçerli olmakla birlikte ciddi şeyler vardı. Nasıl diyeyim, ciddi alım fırsatları vardı. Bu genel ölçüde mesela Avax'ta 22.24'lerin altındayken demiştim hatırlarsanız 19.5'lardan oldukça sağlam bir alım noktası genel olarak 19.5 ile 22.24 aralığı ise alım için oldukça uygun bir pozisyon olduğunu dediğim gibi ifade etmiştik. Ve tabii ki buralar gerçekten de yani oldukça değerlendirilebilir pozisyonlardı iken şu an 22.24'lerin üzerine çıktı ve belli istikrar sağlanır. Aslında diğer kanalda Flok üzerine konuştuklarımızın tamamen aynısını ifade eden bir durum var burada. Yani yatırımcı tabii ki bir noktada tabiri caizse kaşınıyor. Şöyle kaşınıyor. Bir, şu bir gerçek mi? Şu bir gerçek bak. Fiyatı şöyle 8 dolar fiyatında Avax Ekim 19'da 24 Aralık'ta 50 dolara yakın. Sonra 18 Mart'ta 64-65 dolar. Bak 8 kat artıyor aylar içinde. Ondan önce 5-6 katlık artış çok çok daha yakın bir zamanda hakeza. Yani yatırımcı bunları kullanmıyor. Ondan sonra tabiri caizse ağlıyor. Hani niye düştü, niye etti? Tamam da 65 dolarken almışsın bak. Mesela az önce konuştuk. Tekrar söyleyeyim. Yatırımcı 19.5'ün altındayken almadı. 22-24'ün altındayken hiç almadı. Biraz yükseldi. Desteğin üstüne attı. Almadı. Sonra MA50'yi kırdı. Bak. Fiyatlar geçtiğimiz vakitlerde 17 dolar, şu an 27 dolar. Yani iğneledi onu sayma 19 dolarlarda da bayağı bir gezdi. 19,5-20 dolarlar hadi. Şu an 28 dolarda. Yatırımcı şu anda da mesela alır, tutup 25 dolara çekilir. Bu sefer çekinip satar. Böyle bir şey yapacaksanız girmeyin. Bunu Floki videosunda da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Normalde bu aklı vermek terbiyesizlik olması lazım. Ama tekrar söylüyorum. Maalesef ki yatırımcıya yani yatırımcı da bunu yapmak üzülerek gerekiyor. Hani bu aklı vermek çünkü şey yapamıyor yani adam. Anlamıyor yani bunu. Tamam mı? Bunu söylemek gerekiyor. Ya durum bu şekilde. Tekrar söylüyorum.
şey yapın, dikkatli olun bu konuyla alakalı. Ondan sonra terse gelmeyin. Bu noktada yapacağınız yatırımlar doğrultusunda çok önemlidir bu konu. Yapacağınız yatırımların ardından tabii ki ne olabilir? Her zaman ufak tefek düzeltmeler olabilir. Şu an alım yapılabilir mi? Evet, şu an alım yapılabilir ama her zaman şu ihtimali göz önünde bulundurun. Hala fiyatlar düşük. Ancak ne olabilir? Tekrar söylüyorum. Ufaktan bir çekilme olur. Mesela yarın pazar bir hacimsizlik olur. Ufaktan bir çekilme olur. Tutar 25'e düşer. Bunun garantisi yok. Ha, bekleyeyim dersin. Yükselmeye devam eder. Yani o yüzden bunun tabii ki de net bir cevabı, kesin bir cevabı, mutlak bir cevabı yok. Yani yarın hacimsiz olur. Yatay da gidebilir. Ufaktan çok benzer fiyattan kapatabilir. Ufaktan yükselebilir, bir çekilebilir. Bunlar olabilir yani. Bu tarz durumların farkında olup daha orta vadeli ve açıkçası istikrarı düşünerek bu noktada hareket etmek gerektiğinin ben bir kez daha altını çizmem lazım benim. Ve buna göre işte dediğim gibi yatırımcı hareket edecek ki yarın problem yaşamasın. Bunlara göre, bunları bilerek yani hareket etmek gerekiyor. Bu şartlar altında ve bir sıkıntı yok. İlerleyebilme kapasitesi oldukça yüksek. Bu noktada tabii ki bir günde, 2 günde 300 dolar, 500 dolar olmaz. Ama önümüzdeki aylarda peyderpey düzgün bir şekilde zaten yukarı fiyatlama devam edecektir. 18 Eylül'de faizler düşüyor. Bu noktada devam eden etapta da ilerlemek suretiyle ne olacaktır? Faizler de düşerken ciddi ölçüde pozitif fiyatlamalar gerçekleşecek olup yine dediğim gibi düzgün bir şekilde alımlarla birlikte fiyatını da bayağı bir ilerletme kabiliyeti yüksek. Yani burada gerçekleştirebileceğimiz ifade, genel durum, söylem ve açıklamalar bu şekildedir. Genel anlamda bunlardan ibarettir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. AVAX'la alakalı ya bu anlamda nerede hangi ortalama hareketi yapabileceğinizi aşağı yukarı kestirebilirseniz bir sıkıntı olmayacaktır. Piyasada istikrar var, ilerlemede devam kabiliyeti gerçekten ilerlemenin devam kabiliyeti gerçekten zaten çok çok yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.